çalışmıyor şerefsiz. Yurda, Allah aşkına otur. Tansiyon çıkacak. Bir şey olacak sana. Korkuyorum. Tansiyon mu kaldı ya? Ölüm çıkacak, ölüm. İlaç nerede kaldı Rıza? Bana bak, babanı ara. O Oktay'ın ipini çekme vakti geldi. Savaşı kışkırtan... Emin misiniz? Arayayım mı gerçekten? Kızının gelinlikle terk edildiğini öğrensin mi? Ben o savcıya dedim. Eğer ben gidersem seni de beraberimde götürürüm dedim. Elinizde bir tek savcı kalmadı mı? Onu da mı kaybedeceksiniz? Asıl şimdi bir şey yapmazsam tepeme çıkar. Çok şımardı. Rıza! Rıza! Efendim Dilaltı'cığım. Ne? Efendim Dilaltı abınız. Lan başlayacağım şimdi belaltıdan. Çek şunu be! O neydi o kızın adı? Meyrem denen kızın telefonunu bul bana çabuk. Tamam, tamam efendim. Allah kahretsin. Yurdal amca deliye döndü. Niye açmıyorsun telefonlarını? Daha yeterince muhtaç değil bana. Sen eğlenirken Meryem'in numarasını bulduruyor ama. Orası sende demiştik, aramayacak. Bütün plan çöpe gider, sen de terk edildiğinle kalırsın. Umurumda değil. Söyleyeceğim yere gel, konuşacağız. Doğru söylüyorsun. Bu oğlan bayağı aşık. Yani. Ya ama kıza da söyleseymiş keşke. Yani. Ama? Ne bak, o ama geliyor yine, o sinsi ama. Güçlünün düşmanı ama geldi yine. Ama sen kabahatini biliyorsun oğlum. Abin ne diye bırakıyorsun oralarda? Anne kovdu diyorum ya, kovdu. Hah, sen de taksiye binip eve geldin. Ne diye gitmiyorsun arkasından? Bizim gururumuz yok çünkü, değil mi? Oğlum, birbirinize sahip çıkacaksınız. Eğer sahip çıkmayacaksanız ne o sana kardeşim desin ne de sen ona abi. Öyle yok bedavaya kardeşlik. Anne, ben ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Doğruyu söyledim. Başkası yapar mıydı? Ben bilmiyor muyum kızacağını, kavga edeceğimizi? Evet, bile bile yaptım. Pişman da değilim. Oğlum. Ama en hassas konusundan üstüne gitmişsin abinin. Bir tek onun aşk acısı var değil mi anne? Sağ ol canım. Tavuk pişti. Şimdi yanına bir de pilav yapacağım. Sonra sen yukarıdaki yetimhaneye götürürsün artık. Yani işte komşular komşu olsaydı yedisinde böyle bir başımıza kalmazdık da. Olsun. Duası içinden gelen bir kişi yeter bana. Hadi sen geç içeri, pilavı ben yaparım. Tamam. Baba. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye dua ederdin ya hep. İnşallah iyi sandıklarım bu sefer gerçekten öyledir. Beyim. Ben yine bırakayım istersen. Tamam. Savaş. Siz de burada mıydınız? Ben beni gördün de girmedin sandım. Yok.
Ben sözümü tutamadım. Sevinç'in katili hala serbest. Ne yaptın? O milletvekilinin kızıyla evlendin mi? Hayır. O düğün olmayacak. Öbürü? Saklıyor hala, söyletemedin. Babası hasta demiştin. İyi oldu mu? Vefat etti. Başı sağ olsun. Annesi de yok demiştin. Şimdi o da benim gibi bir başına kaldı bu dünyada demek. Hiç değilse diyordur ki babam hastaydı da öldü. Orasını bilmiyoruz. Şüpheli. Biri de yapmış olabilir. Belki de Sevinç'in katiliyle aynı kişi. Koynunda yılan besleyen eceliyle ölecek değil ya. Elbet o da tadacak zehrini. Demek o kız da şimdi taşlarla konuşacak. Yüzünü bir avuç toprağa sürecek. Avunmak için. Canı daha da yanacak. Allah sabır versin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.